Herkese günaydın arkadaşlar. Şöyle bir ayarlayayım. Şu an Nazlı'ya ve bana kahvaltı hazırlıyorum. Saat 10'a geliyor. Evet. Şöyle bir tane sucuğum var, şöyle küçüklerden. Yağsız bir şekilde bunu doğruyorum tavaya. Bugün günlerden temizlik arkadaşlar. Bugün temizlik yapacağız. Bugün çarşamba. Temizlik aradan çıksın. Yarın çünkü pazar, mazar derken dışarıda işlerim olduğu zaman gel halacığım. Zor oluyor yani hepsi bir. Bir tane sucuk yeterli ikimiz için. Bir tane daha yumurta çıkaracağım. Çünkü çok az zeytinyağında yapacağım. Bayağıdır yapmıyorum. Yağda yumurta ama. Bunlar kızarsın. Kendi yağında. Evet, şimdi sucukların yağı çok o değil yani, az, iki yumurta için. O yüzden çok az zeytinyağı koydum. Bir yemek kaşığı kadar koydum. Şöyle bir ayırıyorum. Bir tane Nazlı için. Bir tane de benim için iki tane yumurta kıracağım. Altını kısıyorum. Hiç ellemeden bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tabaklarımızı hazırladık. Bu benim tabağım. Anahtar düştü. Şurada 4 şey peynir, 2 dilim şöyle yani kaşar koydum. Yumurtam var. Yaptım, gördünüz zaten. Salatalık var ve bol yeşillikle birlikte. Tabii 4-5 tane de zeytin de yiyeceğim. Ekmeksiz tabii ki. Nazlı da tabağını söylesin. Göster ne var. Kaşar var, sucuk var. Salatalık var bir de. Çünkü o normal peyniri yemiyor. Bir de yumurta var. Evet, yumurta var. Bay bay. Baba. Evet arkadaşlar, şimdi ocağımı temizledim. Telleri de makineye attım. Birazdan makine çalıştıracağım çünkü. Şimdi size bir şey göstereceğim. Son zamanlarda biliyorsunuz. Şurayı bir kapatayım. Bebek yağıyla ocağı parlatıyorlar. Böyle metal olanları. Bende de şöyle bir saniye. Evet, bir saniye bacım. Bende de şöyle 100 serumu vardı. Bunu ben Avon'dan almıştım. Bayağı oluyor ve kullanmıyordum açıkçası. Şununla ocağımı temizledikten sonra şöyle biraz damlatıp ocağımı bununla parlattım birkaç kez. Gerçekten işe yarıyor. Bu yüz serumu yağ aslında. Bebek yağıyla yapıyorlarmış. Şu şekilde bakın. Şimdi göreceksiniz nasıl parladığını. Bunu da bir söyleyeyim dedim. Ben birkaç kezdir yapıyorum. Hem çöpe atmamış oldum, onu kullanmış oldum. Eğer o dediğim gibi o bitince de şey yapacağım. Bir tane bebek yağı alırım yani. Bu şekilde parlayıp temiz görünecekse. Çünkü ne su lekesi ne şeyi, hani ne kadar silersiniz, sizin temizleyin, yine kalıyor ister istemez. Bu uygulama gerçekten parıl parıl parlatıyor ve hiçbir iz bırakmıyor. Şöyle nemli bezimle, kuru bezimle daha doğrusu. Hiçbir iz bırakmıyor. Hatta ben bununla bulaşık makinemin dışında metal olduğu için onu da ben sildim. Bakınız yani şöyle bakın, hiçbir iz leke yok arkadaşlar.
Bu şekilde bunu da paylaşmak isterim sizlerle. Evet kızlar, şimdi şöyle çok az markum kalmıştı. Onu da öpeceğim hepsini. Zaten az var dibinde. Evet. Kovamı hazırladım ama önce banyoyu temizleyeceğiz. Kovamı hazır dursun diye şimdiden hazırladım. Evet, makinemi açtım renkleri. Şimdi şu kremlerimi kaldırıyorum. Şunu sürekli kullanıyorum ve çok memnunum arkadaşlar. Gerçekten memnun kaldım. Şunu da kaldırıyoruz. Bunu çıkardım. Tuvaletime önce bunu döküyorum. Bu kireç filan için. Daha sonra domates toslayacağım her yeri. Bununla da tozları alacağız. Evet. Aslında iki tanesinde var, onu geri koyacağım. Önce şu kireç çözücüyle şuralara filan döküyorum ben. Daha sonra şu tok amaçlı sifreyi şöyle sıkıyorum. Banyoyu, mutfağı, bankosunu filan zaten orası sürekli oluyor da. Bu banyo filan bu şekilde her gün temizleniyor arkadaşlar. Doğal olarak. Şimdi bir tane benim bezim var. Tuvalet için kullandım. Bununla şöyle siliyorum her yerini. Şimdi bir kez sifonu çekiyorum. Sifonu. Şimdi aynı şekilde bu sefer domates tozu döküyorum. Şimdi böyle bekleteceğim. Ve burayı komple durgulayacağım şimdi. Telefonun yetiştiği kadar şöyle yürüyelim. Şimdi eski bir bez alıyorum. Bu benim eski bir aslında şeyim.
yastık kılıfım. Ama ben atmıyorum böyle. Toz bezi olarak ya da temizlikte kullanıp sonra atıyorum ya da yıkıyorum. Duruma göre belli olmuyor. Evet. Lavabom bitti arkadaşlar. Ben bu şekilde temizliyorum. Şimdi şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi şu tarafa geliyorum öncelikle. Hala ayna almadık bu arada. Aslında çarşıya gidince unutuyorum. Şu temizleyiciyi sıktım. Yine bir bezle siliyorum. Koku olarak bunu kullanıyorum. Biliyorsunuz öbür evde de bunu kullanıyordum. Çok da güzel gerçekten. Bunda da günlük kullandığım işte şeyler var. Şimdi lavaboma yine şöyle domestosu sıkıyorum. O öyle bekleyecek biraz. Bunu kaldıralım. Bundan da çok memnunum. Bu bitmek üzere, bir tane daha alacağım arkadaşlar. Temizlemesi de çok güzel. Köpürmesi de her anlamda çok iyi çıktı. Bu bezi atacağım daha sonra. Burada aslında banyo için kullandığım süngerim vardı benim ama onu attım. Hatta mutfağımkini de atacağım. O da bayağıdır kullanıyorum. Buralar için yeni şey alacağım. Şurayı da böyle bir ovduruyorum. Bu bezi atacağım şimdi artık. Pardon, kuruluyor. Şimdi havlularımı da koydum kızlar şöyle. Banyo temizlendi, bitti. Havlu kağıdım daha var, onu daha sonra yapacağım. Bu şekilde. Banyo. Ben böyle temizliyorum. Burayı yalnız tekrar çek paslayacağım şimdi çıkarken. Çünkü lavaboyu yıkadığım için böyle. Yatak odamın makyaj dolabının üzerine siliyorum kızlar. Arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı. Şu an bizim arka bahçe yapıldığı için tadilat, yani yerler falan yapılıyor, kumlu falan. O yüzden bu odalar çok tozlanıyor. Böyle yani, yapacak bir şey yok. Çok tozlanıyor. Sürekli silmem gerekiyor. Evet kızlar, şimdi yatak odama nev resimlerimi değiştirdim. Tozlarını aldım. Bütün işlerimi bitirdim. Şöyle. Perdeleri de kapattım. Çünkü bura odaya aşırı güneş vurduğu için çok sıcak. Biraz serin olsun diye komple kapattım. Yani yatak odasında her işim bitti. Şu yastığı bıraktım oraya bilerek. Nazlı çünkü... Arkadaşlar. Biz şimdi hala bir araya çıkmıyorduk. Ben de ona kişi verdim. Evet. Nazlı bazen yatmak istediği zaman hazır alsın diye onun yastığını oraya koydum. Onu da değiştirdim. Buralarda tamam. Şimdi bunu alacağım. Suyum da burada.
Buralarda tamam. Şimdi burayı süpürmesi kaldı kızlar. Burayı süpüreceğim. Daha sonra yerini silip kapısını kapatıp çıkıyorum buradan. Arkadaşlar burası bitti. Bunlar da ipten aldım. Balkonda asılıydı. Banyonun şeyleri, paspasları yıkandı hepsi. Burayı sildim. Mis gibi koktu. Kapısını kapatıyoruz.
Arkadaşlar şimdi çok yoruldum. Tozlar bitti. Masanı aynı şekilde altın üstünü temizledim. Bilgisayarı sileceğim. Koltukları süpürdüm. Yeri süpüreceğim buraları ve tozunu alacağım. Yani tozunu alacağım derken yerleri sileceğim anlamında. Bezim böyle nemliyken ben bilgisayarımı ve televizyonumu böyle bezim nemliyken siliyorum. Ekstra ıslatmıyorum tabii. Bu şekilde. Sehpamı da sileyim. Kamerayı çok sallamamışımdır diye umuyorum. Bilmiyorum nasıl oldu bu sefer. Şuraları da siliyorum. Evet, şimdi sadece yeri süpürüp silmesi kaldı. Sizi ben şarja koymam gerekiyor. Şu kabloları da toparlayacaksın şimdi bana. Evet, toparlayacağım oraları da. Şu bilgisayarın kablosunu zaten şöyle bilgisayara getiriyorum. Şöyle göstereyim. Aslında pek bir dağınıklık yok yani. Sadece bilgisayarın kablosu, bir de şu pembe var. Şu pembeyi şöyle arkaya koyacağım. Evet, bu şekilde. Bilgisayarı şimdi şöyle arkadan geçip bilgisayara takıyorum. Nazlı da kapıda oynuyor. Bu arada ona da bakıyorum. Şöyle yani oluyor. Her türlü burada kablo oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar evim tertemiz oldu. İşlerim bitti. Sayılır. Daha tam bitmedi aslında. Bugün bir tarif yapacağım. Onu da söyleyeyim de. Şunu bir koyayım şuraya. Unsuz diyet yapanlar için pizza yapacağım. Daha önce mutlaka duymuşsunuzdur belki. Makinem hala çalışıyor. Bu odayı şöyle göstereyim. Bu oda gerçekten bildiğiniz çamaşır odası gibi. O yüzden burayı yarın temizleyeceğim. Çünkü bunlar hem daha nemli, hem yeni gelecekler var. İki makine daha çamaşır kanacak. Burada da papatyalarımı kurutuyorum. O yüzden bu odayı bugün değil yarın yapacağım arkadaşlar. Çünkü daha yemek yapacağım filan işim var. Hem de yetişmez. Evimi de zaten ev turu gibi oldu yani bu video. Ev turu ayrı bir istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ev turu da çekeyim ama gerek yok diyorsunuz da gerek yok. Çünkü ev turu gibi oldu zaten. Şimdi arkadaşlar çok fazla uzun tutup videoyu da ısıtmak istemiyorum sizi. Ben niye bu buraya bir oraya gidiyorum onu da anlamış değilim. Yapacağım unsuz pizza tarifi bir sonraki videoda gelsin artık diyorum. Diğer odayı temizlediğimde o da aynı şekilde daha sonraki videolarda izlersiniz. Bu videoyu da burada kapatalım. Bu sadece temizlik videosu olsun istiyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz temizlik videolarını gelmesini istiyorsanız, devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.